Bu bütçe işsizliği, adaletsizliği daha da arttıracak bir bütçedir. Çünkü bütçeler siyasi iktidarın kimden yana olduğunu gösteren belgelerdir. Siyasi iktidarın 2024 yılı bütçesine ilişkin tercihi işçilerden, çiftçilerden, öğrencilerden, kadınlardan yana değildir. Geçmiş bütçelerde olduğu gibi iktidarın bu yılki tercihi de bir avuç sermayedarın daha da zenginleşmesini sağlayacak bir talan bütçesidir. Ve Diyanet bu bütçeyle ilgili olarak da yoksullar aleyhine susuyor. Bir avuç zengin lehine konuşmayı tercih ediyor. Yoksulların geçim sıkıntısı çekenlerin, işsizlerin karşısına sabır tavsiyeleriyle çıkıyor. Sosyal medya imamlarının cennet taahhüllerinin arkasına sığınıyor. Bir nevi Diyanet ve bu zevat, dünyada yaşadığınız yoksulluğa, çaresizliğe katlanın. Buyurun tamamlayın. Cennette karşılığını alacaksanız propagandasında buluşuyor. Ez cümle Diyanet, siyasi iktidarın bir propaganda aygıtı olarak toplumun geniş kesimlerine aba altından cehennemin sopasını gösteriyor. Lakin başaramayacaklar. Sözlerimi sadece bedenen değil, fikren ve ruhen de her kim ve hangi kurum, kuruluş, kime ve kimlere köle ise, her kim, hangi kurum, kuruluş kendilerini birilerine köleleştirmişse, özgürleşmesi dileğiyle bitirmek istiyorum. Fekku rakabe, yani köleleri özgürlük, yaşasın özgürlük. Saygılarımla. Sizlerin bu getirdiği sistem soyguncu düzeni değil mi? Soyguncu sistemi değil mi? Yani sizler vergi sistemini kaldıracak mısınız başa geldiğiniz zaman? Ki siz bu sistemi getirdiniz zaten de. O ki toplumun fakirleşmesi konusunda iktidarı eleştiriyorsunuz ya da Diyanet'in bu konuda sustuğunu söylüyorsunuz ya da zenginlerin tarafında olduğunu düşünüyorsunuz. Sizler başa geldiğiniz zaman zenginlerin tarafında olmayacak mısınız? Mesela bu toplumun üzerine kara bulut gibi çöken bu vergi sistemini kaldıracak mısınız? Yok. Yine aynı şekilde insanlardan ağır vergiler almaya devam edeceksiniz. Haksız vergiler almaya devam edeceksiniz. Bu memleketin fakirliğini çok dert ediniyorsanız seçim propagandası yaparken o kadar branda bastırdınız. O kadar bayrak bastırdınız. O paraları fakir fukaraya verseydiniz daha faydalı değil miydi? O ki milletin gerçekten fakirliği sizin için bir dert ise. 5 yılda bir kazandığınız seçimden dolayı devlet hazinesinden aldığınız o milyonları almayın o zaman. Milletin vergisinden toplanan o kadar parayı devlet hazinesine alıyorsunuz. Sisteminiz bunu sağlıyor. Sizin getirdiğiniz sistem bunu sağlıyor. Ve birinci olan partiye şu kadar milyon para, ikinci olan partiye şu kadar milyon para. Yahu sizler terörist dediğiniz PKK'nın uzantısı olan, siyasi kanadı olan DEM Partisi'ne bile bu devletin hazinesinden yani bu milletten topladığınız paraları gidip ellerine veriyorsunuz. Şu an üçüncü, dördüncü büyük parti kim? DEM Partisi. Sizler devletin hazinesinden 5 yılda bir onların kazandığı duruma göre, onların aldığı oya göre, çıkarttığı milletvekiline göre para ödüyorsunuz. Size milyonlarca para niye veriliyor? Size şu an niye o kadar binlerce TL maaş bağlanılıyor? Bunlar acaba toplumun fakirleşmesinde bir rol oynamıyor mu? Yani devlet dediğiniz şey vergi sistemini kaldırıp toplumun çalıştığı gibi, emekçinin çalıştığı gibi, sabahın 6'sında 5'inde kalkıp işe gittiği gibi devlet kendi sistemini kurup, kendi otoritesini kurup, kendi fabrikasını kurup milleti çalıştıramıyor mu? İstihdam sağlayamıyor mu? Bunu yapamıyor musunuz? Yapabilirsiniz ama işinize gelmiyor. Yatmak, çalışmamak, tembellik, insanların sırtından geçinmek, insanların kanını emmek sizin işinize geliyor. Sizler sanki geldiğiniz zaman dolar veyahut Amerikan sistemlerini, Amerikan düzenlerini, Amerikan tuzaklarını, bu toplumun kanını emen, bu toplumun fakirleşmesine neden olan o bütün şirketlerini, kurumlarını, kuruluşlarını, merkez üslerini bu memleketten çıkartacak mısınız gibi? Doları bu memleketten söküp atacak mısınız gibi? Altını egemen kılıp Türkiye'nin ekonomisinin bağımsızlığını ilan edecekmişsiniz gibi konuşuyorsunuz. Bunlar olmadan sizler istediğiniz kadar bu konuşmaları yapın. Bu sistemin başına geldiğiniz zaman siz de aynı bir Erdoğan olacaksınız. Çünkü sizin sisteminiz bozuk. Getirdiğiniz sistem yanlış. Sistem hata. Sorunun sahibinden, problemin sahibinden problemin giderilmesini istemek başka bir problemdir. Sizler sorunsunuz zaten. Sizlerin getirdiği sistem sorun. Sorunu çıkartan sizlersiniz. Sizlerin sistemi ama yine toplum sorunu çıkartanlardan sorunun giderilmesini istiyor. Yani sizler bugün İHA'lardan, SİHA'lardan bahsederken bu İHA'ları ve SİHA'ları laik sisteme değer vermiş, laiklik ideolojisine sahip insanlar yapmadı. Tam tersine sizin inancınıza zıt, inanca sahip olan insanlar yaptı. Demek ki bir insanın inancı yapacağı işe engel değil. Yahut insanın başarılı olması çalışmasıyla ilgili, çabalamasıyla ilgili. Yani bir insanın çalışmasında, azmetmesinde o insanı ayakta tutan bir potansiyel gereklidir. Biz İslam devletinde bu potansiyeli görüyoruz. Diyoruz ki İslam devleti teşvik edici bir devlettir. Ve teşvik ederken de insanları gerçek manada değerlerine göre teşvik eder. İslam devletinin en başındaki adam da Allah Subhanahu ve Teala'dan korktuğundan dolayı, çekindiğinden dolayı
hal ve hareketlerini çeki düzen verir, düzeltmeye çalışır. İslam devletinde yaşayan en alt tabakadaki bir tane örnek söylüyorum, bir avam. Farklı ücralarda, köylerde yaşayan insanlar veya şehirlerde, farklı yerlerde yaşayan insanlar fark etmez. Hepsi Allah subhanahu ve teala'ya göre hareket etmek zorunlu hissettiğinden, inancına göre böyle değerli olacağını düşündüğünden dolayı, Allah'ın katında böyle değerli olacağını düşündüğünden dolayı hareket eder. Bu da bir potansiyel bir güçtür. Yani bugünkü toplumu bir araya tutamamanızdaki gerekçe zaten İslam'dan uzaklaşmanızdır. İslam tam manasıyla bir güç iken batılıların ayarttığı, uydurduğu sözlere, sistemlere uydunuz ve bugünkü toplumun maalesef o güce sahip olabilecekken o gücü elinden aldınız. Şimdi tutmuşsunuz. Yani CHP olarak sizlerin konuşabilecek bir yüzü yok. Sizler bu topluma yapacağınızı zaten yaptınız. Allah subhanahu ve teala sizi de, kendine Müslümanım diyen münafık partileri de Allah subhanahu ve teala ortadan kaldırsın ve bu topluma da Allah subhanahu ve teala şuur nasip etsin. Bir bilinç nasip etsin. Farkındalık nasip etsin. Deve kuşu gibi kafasını kuma gömerek yaşamaya devam edecek ve artık Allah rızası için kendi yaşamınızı, kendi inancınızı bir sorgulayın.